bu güzel musiki dinletisinden dolayı Çorum İl Müftülüğü Süheybi Rumi Musiki Koromuza teşekkür ediyoruz. <laughs> Sayın Valim, kıymetli misafirler, şimdi de panelimizi yönetmek üzere Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Abdullah Çolak hocamızı sahneye davet ediyorum. Panelistlerimiz Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bilal Kemikli hocamızı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Ve diğer panelistimiz Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Seydi Kiraz hocamızı sahneye davet ediyoruz. Kıymetli misafirler, paneli yönetmek üzere sözü Profesör Doktor Sayın Abdullah Çolak hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Değerli misafirler Açık Sayın Valim Değerli misafirler Öncelikle Böyle anlamlı bir gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için Bu programı düzenleyenler adına Teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum İkinci bir teşekkürüm çok kıymetli hocamız az sonra kendisini dinleyeceğiz. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Öğretim Üyesi Bilal Kemikli. Profesör doktor Bilal Kemikli hocamız. Yoğun programlar arasında Çorum'a da yer ayırdı. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Teşrif ettiler. Hocamıza da tekrar bütün dinleyiciler adına teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Mevlid'i Nebi üzerine, Süleyman Çelebi üzerine konuşmalar yapılacak. Tabi öyle birini anıyoruz ki, uğruna şiirler yazılan, doğumu çölde adeta bahar rüzgarları estiren, ölümü ise adeta cihanın ölümü gibi üzüntüyle karşılanan bir peygambere yakılan sevdayı dinleyeceğiz. Onun kültürümüzdeki yerini sizlerle hocalarımız paylaşacaklar. Şöyle düşündüğümüz zaman Peygamber Aleyhisselam'ın doğumundan vefatına kadar sahabe ona aşık idi. Hicret edildiğinde malumunuz Medineli ashab ya da iman edecek adaylar Talal al Bedru aleyna vecebe şükrü minna diye başlayan şiiri okumuşlardı. Ayın 14'ü bize çıka geldi. Bize şükür vacip oldu diye. Yine Yunus Emre ve diğer birçok şair sana iman etmeyen gider imansız, seni sevmeyen gider imansız gibi ayet ve hadislerden mülhem şiirler yazmışlar idi. İşte biz de bugün ayet ve hadislerden mülhem az önce bir kısmını değerli hocamızdan dinlediğimiz o şiirlerin yazarı olan Süleyman Çelebi, onun yazmış olduğu bizim mevlit olarak isimlendirdiğimiz ama asıl orijinal ismi Vesiletün Necat, Kurtuluş Vesilesi. Çünkü Kaside-i Bürde'de de birçok şairin yazdığı eserde acaba ben yazdıklarımla, söylediklerimle, hayatımla o peygamberin dostlarından olabilir miyim? O peygamberin kardeşlerimi özlüyorum dediği o kardeşler sınıfına girebilir miyim? Sevdasında olmuşuz. Onun için bunu yıllardır kutluyoruz ve hala kutlamaya da devam ediyoruz. Ben sadece bu giriş cümleleriyle sözlerimi tamamlayarak ilk konuşmacımız ev sahibimizden olan Doçent Doktor Seydi Kirasetit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Hocası olan hocamızdan başlayacağım. Sonra da Bilal hocamıza söz vereceğim. Hocam e, buyurun sizleri dinleyelim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sayın Valim, kıymetli Hazurun hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz bir mevlid törenini icra etmek üzere kutlamak maksadıyla bu, ara, bu arada toplanmış bulunuyoruz. Ben Mevlid'in edebi yönünü, derinliğini, kuşatıcılığını alanımızın uzmanlarından olan Bilal Kemikli hocama bırakarak esasında bu Mevlid geleneğinin ortaya çıkışı, tarihi serüveni, yanı sıra Mevlid edebiyatı diye bir edebiyatın ortaya çıkışı ve kısmen de vesile tüm necata dair birkaç değerlendirmeyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Evvela şöyle bir tespitle başlamak lazım konuşmaya. O da ilk cümlelerimiz olsun. Esasında Peygamberimizin hayatında bir mevlit töreni ya da bir mevlit merasimi yapılmış değildir. Hulefayi Raşid'in denilen yani dört halife döneminde de, Emeviler ve Abbasiler döneminde de aslında böyle bir tören, böyle bir merasim tespit edilebilmiş değildir. Bununla beraber asırlara yayılan bir gelenek teşekkül etmiştir. Mevlit merasimleri ya da mevlit törenleri adı altında. Bunu belki şöyle izah edebiliriz. Bu törenlerin teşekkül safhasını Hazreti Peygamber'in doğduğu evle ilişkilendirilerek bir yorum getirmek mümkündür. Bilindiği üzere Hazreti Peygamber'in evi Harun Reşid'in annesi tarafından evvela bir tadilat ve tamirattan geçirilmiş, ardından bir mescide dönüştürülmüş ve bir ziyaret yerine dönüştürülmüştür. Doğduğu evin bu şekilde olduğuna dair başka kaynaklarda tabii ki başka bilgiler de var. Mesela onlardan bir tanesi Endülüslü Seyyah İbni Cübeyr'in Mekke'ye dair gözlemlerine baktığımızda Yine bu evin Rebiyül Evvel ayında ziyarete açıldığı, insanların sıkça ziyaret ettiği bir mekana dönüştüğü, adeta bir ziyaretgah haline geldiği ifade edilmiştir. Kanaatimce bu ve bu uygulamanın ardından peygambere duyulan o sevgi, o muhabbet gittikçe artmış ve bugün asırlara ulaşan bir geleneğin yani mevlid törenleri, merasimleri suretine dönüştürülmüştür. Evet, tarihi kaynaklara bakıldığı zaman mevlid törenleriyle ilgili düzenlenen ilk resmi tören, Şii kaynaklı olan Fatimiler zamanında karşımıza çıkıyor. Bu törende sultanın sarayında toplanılır, bir takım dualar yapılır, tahmitler okunur, yemekler dağıtılır ve bu şekilde sona eren bir mevlit merasimi töreni görüyoruz. Yalnız bu tören halkın içerisinde olmadığı bir törendir. Daha çok resmi zevatın içerisinde bulunduğu bir tören olarak kayıtlara geçmiştir. Ve Fatimiler'de mevlit töreni bir tane değil, altı tanedir. Belki de Fatimilerin Şii kaynaklı bir devlet olması bu altı törenin sayısını ortaya çıkaran bir vesile olarak zikredilebilir. Tören olarak kutlanılan ilk mevlit tabii ki Hazreti Peygamberimizin mi? Mevlidi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci mevlit Hazreti Ali'nin doğumu münasebetiyle tertip edilen bir mevlit. Üçüncüsü Hazreti Fatıma, sonra sırasıyla Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve dönemin halifesinin doğumu birer mevlid programı olarak icra edilmiştir. Daha sonraki dönemlere baktığımızda halkın devletle iç içe olduğu, devletin en başındaki olan insanlarla halkın hemen her tabakasında bulunan insanların bir arada bulunduğu bir mevlis merasimi görüyoruz ki o da Selçuklu Atabey'i Muzafferettin Gökberi zamanına tekabül ediyor. Bu mevlit törenleri tabii Fatimilerdeki mevlit törenlerinin aksine aslında halkın son derece rağbet ettiği, her toplumdan insanın katıldığı, fakirlerin doyurulduğu, açların doyurulduğu, fakirlerin giydirildiği, toplumun hemen bütün tabakasından insanların katıldığı ve hediyelerin dağıtıldığı bir şenlik, bir bayram suretinde bu merasimler icra ediliyordu. Tabii katılımın genişliği hakkında bir fikir yürütmemiz adına bir takım bilgiler söz konusu. Bu törenlere tahsis edilen o dönemde miktar 300 bin dinar tahsis edilmiş. Yine her bir törende yaklaşık 5 bin koyunun kesildiği, 100 bin tabak yemeğin dağıtıldığı ifade ediliyor. Bu sayılar aslında Mevlid töreninin topluma ne denli yansıdığı, toplumun Mevlid törenini nasıl kabul ettiğine dair bir bilgi vermesi açısından mühimdir. Ardından Memlükler dönemine geliyoruz. Orada da yine oldukça görkemli ve muhteşem diyebileceğimiz Mevlid merasimlerinin kutlandığını söyleyebiliriz. Sözü burada Osmanlılara getirmek istiyorum. Acaba Osmanlı döneminde Osmanlılarda Mevlid programları nasıl icra ediliyordu? Hangi tarihten itibaren başlıyordu? Buna dair birkaç şey söylemeye çalışalım. Resmi tören olarak ilk defa 3. Murat'ın 1588 yılında verdiği bir emir üzere. Bu emir de şöyledir. Bütün mescitlerde ve camilerde Mevlid okunacak ve kandiller yakılacak. İşte bu yıldan itibaren artık asırlarca devam ede gelecek bir gelenek Osmanlı topraklarında meydana gelmiş oluyor. Tabi bu meselenin resmi boyutu ama gayri resmi olarak bu emirden önce Osmanlı vatandaşı elbette ki hususi olarak Mevlid'i kendi hanelerinde icra ediyorlardı. Bunu kutlamak adına bir takım hazırlıklar yapıyorlardı. Evet, Osmanlı'da asırlarca sürecek bir gelenek böyle bir emirle ortaya çıkıyor. Hatta bu 1910 yılına kadar da bu şekilde devam ediyor. 1910 yılında resmi bir bayram olarak ilan ediliyor ve kabul ediliyor. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar, 1910'dan Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Rebiül Evvel ayının 12. günü resmi bir tatil olarak icra edilmeye başlıyor. Evet Osmanlı'da mevlit kültür ve geleneğinden söz ederken bir de mevlit alayı diye bir kavramdan söz etmek gerekiyor. Bilindiği üzere Osmanlı'da mevlit iki şekilde programlar icra edilirdi, kutlanılırdı. Bunlardan bir tanesi evlerde, konaklarda icra edilen mevlit, bu malum mevlit. Bir de işin içerisinde sultanın bulunduğu merasim erkanı ve muhafızların bulunduğu sultanın sarayından selatin camileri denilen camilere bir güzergah tayin edilir. Bu güzergahlar üzerinde bir yürüyüş tertip edilir. Ardından camilere varılır. Orada mevlid programı icra edilir ve tekrar dönülürdü. İşte bu güzergahta yürüyen gruba alay adı verilir. Bu güzergahın sultanın sarayından başlayan, camide programı icra edilen, ardından geri dönüş suretiyle tamamlanan bu törenin tamamına da mevlit alayı adı verilirdi. Şimdi Osmanlı tabi mevlidi adeta den ve damarlarına yetiştire, yerleştiren bir kültür ve medeniyettir. Kültür ve medeniyetinin altında şüphesiz vakıfların çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Osmanlı'nın vakıf literatürüne bakıldığı zaman mevlit vakıfları ile ilgili vakıfların da kurulduğu, hatta 18. asrın sonlarında bu mahiyette kurulan 48 vakıftan söz edilir. Ve bu vakıfların altısının kadın olması aslında mevlit ve mevlit törenini kadınıyla, erkeğiyle sahiplenen bir mazimizin, bir geçmişimizin olduğunu ortaya koyuyor. Tabii mevlit geleneği Osmanlı ile beraber günümüzde de devam ede gelen bir gelenek olarak halen varlığını daha da kuvvetli bir şekilde hissettirerek devam ediyor. 1989 yılında Kutlu Doğum Haftası adı altında bir hafta ile adlandırılmış Ardından 2017 yılında yine Mevlid-i Nebi haftası olarak günümüz döneminde de yine bu törenler icra edilmeye devam ediliyor. Osmanlı coğrafyası, bütün İslam coğrafyasına baktığımız zaman yine Peygamberimizin doğumu kimi yerlerde resmi, kimi yerlerde gayri resmi bir şekilde yine kutlanarak devam ediyor. Bir de arzu ederseniz Mevlit edebiyatının kaynağı ve gelişimine dair. Biraz önce moderatör odamızı ifade ettiler. Esasında Mevlit ve mevlit Minvali eserler yazılmadan önce Hazreti Peygamberi öven bir takım şiirler yazıldığını biliyoruz. Dolayısıyla biraz önce biraz sonra hocamız ifade edecekler Mevlide dair ayrıntılı bilgiyi. Biz mevlide zemin hazırlanması muhtemel olan şiirler ve şairlere dair kısa bir takım bilgiler vereceğiz. Evet, Hazreti Peygamberi öven bir şiirdir mevlit. Ama bunun bir başlangıcı, daha öncesi vardır. O da Hazreti Peygamber dönemine gitmek lazım. Hazreti Peygamber'in şairleri vardır. İşte bunlardan bir tanesi Abdullah bin Revaha. Bir tanesi yine peygamber şairi olarak şöhret bulan Hasan İbni Sabit ki bu döneminde dili son derece güçlü, hicivlerinden kaçınalan ve korkulan bir şairdi. Dilini peygamberimizi övme, onu öven naatler yazmak suretiyle kullanmıştır. Yani Hazreti Peygamber'in vefatına dair yazmış olduğu mersiye son derece güçlü bir şiirdir. Bir başka şair, Kab bin Züheyr. Kab bin Züheyr denince tabi akla gelen en meşhur şiiri Kaside-i Bürde şiiridir. Malumunuz bu şiir okunduktan sonra Peygamberimiz sırtındaki hırkayı yani bürdeyi çıkarmış, hediye olarak Kab bin Züheyr'e vermiştir. Bundan dolayı bu şiir, Kaside-i Bürde olarak adlandırılmıştır. Hazreti Peygamber'i öven başka bir şairden, başka bir şiirinden bahsetmek gerekir ki, bu da Kab bin Zühir'den yaklaşık olarak 6 asır sonuna gelen Mısırlı bir şair olan Şerafettin el-Busuri. Bu zatın yazmış olduğu kaside de her ne kadar literatür, literatürde, bürde kasidesi, kasidesi olarak adlandırılsa da meşhur olan bir başka ismi de kaside-i bür'edir. Yani şifa kasidesi. Şifa veren kaside anlamına geliyor. Bu kasidenin yazılışı ile ilgili tabi birçok anekdot anlatılır. Bu anekdotların farklı farklı varyantları var. Bu ayrıntıya girmeden bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Busuri ayaklarından muzdariptir. Hatta felç olduğu söylenilir. Büyük bir ızdırap duyar ve bu ızdırapla uyumadan önce peygamberimize dua eder. Uykusunda peygamberimizi görür ve peygamberimiz cübbesini ayaklarına sermek suretiyle ayaklarını sıvazlamaya başlar. Sabah olduğunda Busuri uyanır ve artık Yürüyordur, ayağından muzdarip olan sıkıntısı ve rahatsızlığı ortadan kalkmıştır. Bürde olarak adlandırılması, işte Peygamberimizin yine burada hırkasının devreye girmesi, şifa veren bir kaside olarak adlandırılması da bir hastalığına şifa olması vesilesi dedir. Tabi gerek kasideyi i bürde ile ilgili olsun, gerek kaside-i büre ile ilgili olsun, hem Osmanlı sahasında hem de İslam coğrafyasında birçok tercüme yapılmış, birçok şerh yapılmıştır bununla ilgili. Bu program tabi Çorum'da gerçekleştiği için e, ve Çorum'u da ilgilendiren bir şairden bahsetmek isterim bu vesileyle. Bir doktora tezi olarak çalıştırdığımız 19. yüzyılda tespit ettiğimiz bir şair. Çorup İskilip'ten Abdülkadir bin İsmail adında bir şair tespit edildi. Bu şair aslında şairden ziyade şarih desek daha isabetli olur. Kaside-i Bürde ile ilgili bir şer kitabı ortaya koymuş. Esere bakıldığımız zaman, tabi eser son derece hacimli bir eser. Kaside-i Bürre yaklaşık olarak 160 küsür beyitten ibaret bir kaside. Ama onun şerhine bakıldığı zaman Yaklaşık 100 varak civarında. Dolayısıyla literatür açısından oldukça hacimli bir eser eğer bu çalışma nihayete erdiğinde ortaya çıkacak. Tabi bu vesileyle aynı zamanda çorumlu bir şarihi, bir ilim adamını da e, doktora çalışması nihayete erdiğinde inşallah gün yüzüne çıkarmış olacağız. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmamak adına bir iki hususa değinerek sözü hocama devredeceğim. Tabi Süleyman Çelebi'nin mevlidi vesiletün necat yani kurtuluş vesilesi. Bununla ilgili yüzlerce daha doğrusu bu esas alınarak yüzlerce yazılan mevlit vardır. Bu mevlitler üzerinde vesiletün necatın çok güçlü bir etkisi, kuvvetli bir tesiri vardır. Bu hususlara ben girmeyeceğim. Sadece Mevlid'e dair yazılmış olan bir iki şerhten söz edeceğim. Bu şerhlerden bir tanesi Hüseyin Vassaf tarafından yazılan Gülzara Aşk adlı eseridir. Tabi Gülzara Aşk'ı şerh eden Hüseyin Vassaf mevlit kültürüne ve literatürüne hakim yüzlerce Mevlid'i okuyan bir hüviyetiyle karşımıza çıkıyor. Ve şöyle ifade ediyor. Ben Mevlis adına yüzlerce eser okudum. Ama hiçbirinde Mevlide nazire olacak, Mevlide yetişebilecek bir hususiyet bulamadım. Çünkü ondaki beyitler son derece renkli, oldukça etkili ve hemen hemen her beyitin altında belki bir ayetin ya da bir hadisin iktibas edildiği buna dair övgü dolu sözleri vardır. Yine biz Mevlid'den söz ederken onun tesirinin altında aslında birçok hususiyet sayılabilir. Evvela bunların başında Hazreti Peygamber'e karşı duyulan derin bir sevgi ve muhabbet geliyor elbette. Yanı sıra sıkça zikredilen sehli mümteni dediğimiz yani basit gibi görünen ama yazılmanın benzerini ortaya koymanın son derece güç olduğu bir üslup, bir ifade tarzı. Mevlid'den söz ederken sehli mümteni aşina olduğumuz bir kavram. Ama çok rastlanmayan başka bir hususiyetinden de söz eder Hüseyin Vasaf. Sihri helal özelliği taşıyor diyor. Sihri helal. Yani ifadede büyüleyici bir özellik var. Bundan dolayı bu eserin bir benzeri, bir naziri yazılmış değildir. Evet, ben sözleri çok daha fazla uzatmamak adına eee Vesiletün Necat'ın içerisinde sık sık tekrar edilen bir beyit var ki biz bu beyite vasıta beyti diyoruz belirli aralıklarla zikredilir ve tekrar edilir bu beyit. Esasında tekrarında bir dua, bir talep, bir arzu da hissedilir. Yani şair aslında sık sık tekrar etmekle bir duasını da bir arzusunu da dile getirir. O beyit şöyle. Bu beyiti söylemek suretiyle sözlerimi bitireyim. Ger dilersiz bulasız ottan necat ışk ile derd ile eydün es-salat yani eğer ateşten kurtulmayı arzu ederseniz aşk ve derd ile selat ve selam getirin biz de bu duayla yani bir ömür boyu salat ve selamı aşk ve derd ile söyleyenlerden eylesin saygılarımla teşekkür ederim Değerli hocamıza teşekkür ediyorum. Bu tarihçesi, yazılış gerekçesini anlattı ve son dua içeren beyti okudu. İnşallah o duaya layık oluruz. Tabi biz Müslümanlar olarak namaz kılan her mümin aslında Peygamber Aleyhisselam'ın cennette bana en yakın olacak kişiler, bana en çok salatu selam getirenlerdir buyuruyor. Namazda Allahümme salli ala Muhammedin diye başlayan duayı okuyan müminler bu noktada karlı. Allah Resulü bize düşkündü. Çünkü Tevbe Suresi'nin 128. ayetinde "Hari aleikum bil mu'minina raufur rahim" der. O size çok merhametliydi. Başınıza bir sıkıntı geldiği zaman içi sızlardı diyor. Şimdi böyle bir peygambere biz de kendi duyduğumuz sevdamızı, sevgimizi anlatmak istiyoruz. İşte anlatılan o şiirlerden birisi başta da ifade ettiğin gibi mevlit idi. Emin olun belki hocam da değinecek. Rusya tarafından Türkiye Cumhuriyetleri şu anda e, İslam coğrafyası içerisinde saydığımız o kardeşlerimize siz bu Rusya'nın komünizm zihniyeti altında nasıl Müslüman kaldınız dediğimizde Kur'an öğrenmek yasak diyorlar. Hadis okuyamazsınız. Biz sadece Mevlitler okuyarak imanımızı kurtarmaya çalıştık diyor. Öyleyse önemli bir şiir bu. Şimdi bu şiirin şairi ve şiirin içeriği hakkında dolu dolu bilgilere sahip olduğuna inandığım muhterem hocama, profesör doktor Bilal Kemikli hocama sözü veriyorum. Hocam buyurun. Efendim çok teşekkür ediyorum. Akşam şerifler hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun. Hak Teala sözümüzü, sohbetimizi bereketle eylesin. Sayın Valim, çok kıymetli dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Biz burada kimi anmak için toplandık? Ulu Cami'nin imamı, Bursa Ulu Cami'nin ilk imamı, Bilge imamı Süleyman Çelebi anmak için toplandık. Bir imam. Aslında anlatacağımız hikaye bir imamın hikayesidir. Bunun özellikle üzerinde durmamın sebebi bizim kültür tarihimizi, edebiyat tarihimizi inşa eden asıl kimliğin nereden kaynaklandığını, nereden neşet ettiğini bilmek içindir. Yani imam sanatla, imam sadece camide, cemaatle değil, sanatla, edebiyatla, düşünceyle meşgul olan kişidir, önderdir. Bir imamı anlatacağız ama bunu anlatmamıza, bunu anmamıza vesile olan hadiseler nelerdir? Onları kısaca izah etmeye çalışacağız. Ancak iki hususta teşekkür etmek isterim. Bir, hakikaten fevkalade güzel bir organizasyon. Şundan dolayı fevkalade diyorum. Hem valiliğimizin, kültür müdürlüğümüzün, hem belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Diyanetimizin müftülüğümüzün koordineli bir şekilde ortaklaşa yaptığı bir faaliyet. Ben neredeyse hiçbir şehirde bunu görmedim. Bu bakımdan e, sayın valimi ve sayın belediye başkanını tebrik ediyorum, kutluyorum. Devlet aklı budur. Dağınıklığa değil, derlenip toparlanmaya ihtiyacımız var ve birlikte kurumlarımızın ortak projeler yapması gerekir. Enerji israfından kurtulmamız lazım. Zaman israfından kurtulmamız lazım. İkincisi de çok değerli Zeki Bey'di değil mi? Ee, Zeki Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Onları bırakmayalım. Zaten şey hazır. Belki program bitince de bize bir ilahi okurlar, tevşih okurlar belki. Yahut dua kısmından bir bahir okur Zeki hocam. Bilmiyorum emri vaki yapıyorum belki Zeki hocam ama ben biraz böyleyim. Yani meşrebimde biraz emri vaki yapma şeyi var yani. Ondan dolayı Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir e, konserle, çok güzel dinleti diyorlar ama biz konser diyelim. Konserle bizi hakikaten ihya ettiler. Allah ömürlerine bereket versin. Çalışmalarını bereketlendirsin. Bunlar önemli hususlar. Efendim e, şimdi Süleyman Çelebi neden anıyoruz hususuna geçmeden önce Sayın Başkanım kitabın Eserin, Mevlid'in asıl isminden söz etti. Vesiletü Necat Kurtuluş Vesilesidir dedi. Bunun ne anlama geldiğini kıs kısaca izah etmek isterim. Neden Kurtuluş Vesilesi? Neden Süleyman Çelebi eserine Vesiletü Necat dedi? Hatta zaten de biz bu eserin yeniden neşrini Türk Dil Kurumu olarak talep ettik. Yeniden bir edisyon kritiği olsun diye düşündük ve bir arkadaşımıza bu vazife verildi. Ee, erken dönem bir nüsa olduğu düşünülen bir nüsa tespit edildi ve bunun üzerine çalışma yapıldı. İnşallah yakın bir zamanda Dil Kurumu bunu neşredecek. Ben deniz aynı zamanda Dil Kurumu üyesi vasfıyla da burada bulunuyorum. O neşredilecek ve o neşirde o bahsettiğimiz Nusa da Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid ismini de kullanıyor. Vesile-i Necat adını kullandığı gibi Mevlüdün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tabirinde kullanıyor. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Çünkü Mevlid kavramının Süleyman Çelebi döneminde var olduğunu Ahmedi Büyük Ahmedi İskendername şairi Ahmedi'nin ve keza büyük kıraat alimi ve hadis alimi o dönemlerde Bursa'da bulunan ve Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra alıp götürdüğü, Semerkant'a götürdü Cezeri'nin de bir mevlit yazdığını biliyoruz. Mevlit kavramını biliyordu. Fakat zaman içerisinde halk daha çok mevlit ismini kullanmaya başladı ve vesile tür necat sadece akademik anlamda anılan bir isim oldu. Bu isim neden verildi? İki sebeple izah etmek lazım. Bir, eserin yazılış dönemi ve sebebiyle ilişkili olarak birinci hususu izah etmek lazım ki bu vesileyle Süleyman Çelebi'nin eserini neden yazdığı konusuna da girmek isterim. O da şudur, bu eser vesile tür necat Ankara Savaşı'ndan sonra yazıldı takriben 5-6 yıl geçmişti Ankara Savaşı'ndan sonra 5-6 yıl geçmişti o dönemde yazıldı. Biz Ankara Savaşı'ndan sonra oluşan, Anadolu'da oluşan o ortama tarihçiler, bizim tarihçilerimiz Fetret Devri olarak isim verirler. Neden Fetret Devridir? Fetret Devridir zira Timur Ankara Savaşı'ndan sonra burada bir dirlik düzen kurmamış. Beylere bağımsızlıklarını ilan edecekleri bir alan, bir zemin açmış ve keza Yıldırım'ın çocuklarına da babalarının mirasına sahip çıkmaları hususunda onları cesaretlendirmiş. Yıldırım'ın çocukları her bir çocuğu babasının babalarının mirasını elde etmek için birbirleriyle savaştılar. Bir çatışma, bir kaos ortamı. Beyler Anadolu'da birliğin ve dirliğin sağlandığı Yıldırım'la birlikte sağlandığı o beyler ortaya çıkan o boşluktan yararlanarak bağımsızlıklarını ilan ettiler karşılıklı çatışmaların olduğu bir dönem. Yani siyasi otoritenin yok olduğu bir dönem. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Devlet gemisinin rotasını şaşırdığı bir dönemdir fetret dönemi. Otorite yok. Siyasi otoritenin olmadığı yerde iktisadi güven de olmaz. Çarşı güveni olmaz. Çarşının güveninin olmadığı yerde de hayat olmaz. Din olmaz, diyanet olmaz. İktisadi hayat problemliyse bir kaos ortamı söz konusudur. Sağlıklı düşünemezsiniz. Tam da bu sağlıklı düşünmemenin, yani böyle bir kaosun olduğu dönemde Selçuklu'yu uzunca bir dönem meşgul eden karmati gelenek, batini gelenek fırsat bulmuş Bursa'ya kadar gelmiştir. Bursa'da batini perspektife sahip olan, inanca sahip olan bir vaiz İranlı olarak tarih kitapları da geçiyor. İranlı bir vaiz. İranlı olmasa bile o taraflardan gelmiş bir vaiz olabilir. Ama batini inançlara sahip birisi olduğu çok açık. Yahut o dönem için ifade edelim, hub mesihlik akımı dediğimiz bir akım var. O akımın etkisinde kalan bir vaiz çıkmış. Ulu camide camiye gelenlerin birliğinin ve dirliğinin olması gerekirken aynı kıbleye yönelen insanların zihnini tarumar eden bir kısım ifadeler kullanmıştır. Nedir bu ifade? İşte hepimiz biliyoruz. La nüferruku beyne ahadim min rusuli. Her yatsı namazında okuyoruz Bakara suresinde. İman esasları itibariyle peygamberlerin hepsine biz iman ederiz. Birini öbüründen ayırmayız. İman açısından. Ama ulul peygamberler vardır ve yine aynı surenin ayeti hatırlayalım. Fadlanna ba'dukum ala bat. Bazıları bazılarından üstündür. Bir kısım ulul azim peygamberlerde resuldür, nebidir. İlmi kelam nübüvvet kavramı etrafında bunu tartışır. Ve peygamberler içerisinde de bizim inancımıza göre, İslam inancına göre, ehli sünnet inancına göre peygamberler içerisinde eftal ve ekmel olan Hazreti Fahri Kainat Efendimiz'dir. Neden? Çünkü o dini tamamlamıştır. Ettiğin olan İslam'ı, Hazreti Adem'den itibaren var olan gelen İslam'ı tamamlayan bir kimliğe sahiptir. O Hatem-ül Enbiya'dır. Ama bu ayeti celileyi ona orada bulunan bir alim hatırlattığı halde o batini vaize, batini vaiz, Ulu Cami'nin kürsüsünde konuşan vaiz, üstün olan peygamberin doğum itibariyle İsa aleyhisselam olabileceği ihtimalini dile getirmiş ve hubbesihlik akımının etkisinde bir kısım cümleler kullanmış. Ve camide iki grup oluşmuş. Bir kısmı vaiz efendinin fikrini benimsemiş, bir kısmı ise orada onu doğru fikre çağıran, ehli sünnet perspektifiyle meseleyi tahlil etmeye çalışan alimin muhitinde olmuşlardır. Yani birlik ve dirlik parçalanmaya başlamıştır. Parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Siyasi istikrarsızlık yaşanabilir. Ekonomik istikrarsızlık yaşanabilir. Ama zaman içerisinde derlenip toparlanabiliriz. Devlet gemisini sağlam bir şekilde rayına oturturuz. Şükürler olsun biz bu tecrübeye sahibiz. Türk milleti böyle bir millettir. Aziz bir millettir. Devletine ve milletine sahip çıkar. Ama zihinde meydana gelen ayrışmayı tedavi etmek kolay değildir. O kolay bir hadise değildir bu tartışma yaraların açılmasına, arada uçurumların meydana gelmesine sebebiyet verecektir. Bunu gören Ulu Cami'nin o bilge imamı Süleyman Çelebi, bazı tezkirecilerin söylediği gibi bendeniz aynı kanaatteyim. Orada ilk beytini söylüyor. İlk beyti şu. Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetünden olmağı için idi ol diyor. Mesih inancı çerçevesinde meseleye baktığımızda Mesih inancı İsa çarmıha gerilmiş ölmemiştir göğe yükselmiştir kıyamete yakın bir zamanda tekrar gelecek şer'i şerife uy uyacak ve insanları ona davet edecektir. Yani İsa'nın İsa, İsa aleyhisselamın peygamber olarak biz ona iman ederiz ölmeyip göğe yol bulması Hazreti Peygamber'in ümmetinden olmak niyetiyledir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber elbette en eftaldir, en ekmaldir demeye çalışıyor Süleyman Çelebi. Ve bu eseriyle vesiletü necatla aslında zihni anlamda, fikri anlamda o dağınıklıktan kurtulmamızı sağlıyor. Kurtuluş vesilesi derken birinci mana budur. Derleyip toparlıyor. Batini perspektife karşı, batini politikalara karşı propagandalara karşı ehli sünnet perspektifi içerisinde Müslümanları derleyip toparlayan bir metin olarak vesile tüm karşımıza çıktığını görüyoruz. İkincisi, kusura bakmayın ben normalde saatimi ayarlıyordum ama unutmuşum birden konuşmaya başlayınca çok konuşmayayım diye. Çok konuşmak da dünya sevgisindendir derler. Az konuşayım, öz konuşayım istiyordum ama maalesef birkaç dakika geçmiş. İkincisi Süleyman Çelebi eserinde ve sebebi tehlif söylemez ama bu tarihi kaynaklarda böyle zikredilir. Fakat sosyal tarih açısından baktığımızda bir metin, ecdat hiçbir zaman boş yere söz söylememiş. Mutlaka sebebi tehlifi vardır. Bir mesnevi bir eser yazdığında ki Süleyman Çelebi'nin eserinde bir mesnevidir. Sebebi tehlifi yok fakat dönemi içinde onu anlamak lazım. Dönem içerisinde anladığımızda Hakikaten bir dağınıklık var. Bu dağınıklıktan kurtulmanın yolu için yolunu aramaya çalışıyor insanlar. Kaos ortamlarında kaos ortamlarında bazı insanlar kerameti kendinden menkul bazı insanlar kurtarıcılık vasfını öne çıkartırlar. Kurtarıcılık vasfı da dinden hareketle mehdiyet ve mesih mesihiyet inancıdır. Bazıları hub ya da mesihlik iddiasıyla ortaya çıkarken bazıları da mehdilik iddiasıyla ortaya çıkarlar. Nitekim bu dönemde iki tane belirgin mehdiyet iddiasına tanık oluyoruz bu devirde. Birincisi İran'da ortaya çıkan Fazlullah Hurufi'nin hareketi, Hurufilik hareketi onun etkisi var. İkincisi ise Şeyh Bedrettin büyük bir fakih, büyük bir alim ama onun etrafında onu Mehdi'ymiş gibi lanse eden bir görüş, bir grup var. Böylesine bir ortam ve bir de hubbesihlik akımı var. Yani devlet düşmüştür, devlet gemisinin rotası bozulmuştur. Birileri o rotayı kendi perspektifleri, kendi bakışlarıyla düzeltmek istiyorlar. Süleyman Çelebi Vesile-i Necat'ı yazarak şunu demek istiyor. Düştüğümüz yerden bizi kaldıracak olan tek bir güç vardır. O da Muhammedi hakikattir. Yusuf'un kuyuya düşmesi gibi düştük. O kuyudan bizi kaldıracak olan kervancı, bize el verecek olan kervancı Hazreti Peygamberin bize bıraktığı mirastır. O miras Kur'andır, o miras sünnettir, o miras ahlakı Muhammedi'dir. Hazreti Peygamberin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Eserin başından sonuna kadar verdiği mesaj budur. Zaten Mevlid'in de manası budur. Mevlid doğuştur, Mevlid diriliştir. Bu anlamda Allah rahmet eylesin. Mevlitten mülhem diriliş kavramını Türkiye'ye, Türk düşüncesine kazandıran Sezai Karakoç'u da burada rahmetlanıyorum. İlham kaynağı Süleyman Çelebi'nin vesiletül necatıdır diye düşünüyorum. Tabi vesiletül necatın asıl o gün sosyal tarih açısından kurtarıcıdır. Zihni kurtardı, devleti kurtardı ama bizim için, bugün için önemi nedir? Bugün için de önemi bellidir. Yani gerçek kurtuluş, ebedi kurtuluş, ancak Hazreti Peygamber'e bağlanmakla mümkündür. Onun sünneti seniyesine bağlanmakla mümkündür. Bugün Mevlid e okurken, Vesiletül Necat okurken, Süleyman Çelebi ile meşgul olurken bu düşünceden yola çıkarak bunu okumak bize bir mana kazandıracaktır. Hadisin tartışıldığı zihni anlamda, fikri anlamda deizmin, ateizmin çokça tartışıldığı bu dönemde Süleyman Çelebi'nin Vesiletül Necat'ının konuşulması Süleyman Çelebi'nin konuşulması ve oradan yola çıkarak bir çıkış kapısı, irfanımıza bağlı olarak bir çıkış kapısı aramamız hakikaten anlamlıdır. Dün olduğu gibi, bugün de vesile i necat üzerinde tefekkür ettiğimizde, düşündüğümüzde bir kurtarıcı metin olarak, bizi kurtaracak bir iksir olarak anlaşılması gereken bir husustur diye düşünüyorum. Süleyman Çelebi'yi biz niye anıyoruz? Bir imam, o soruyu sormuştum. Anıyoruz çünkü Türk edebiyatının şah eserini ortaya koydu. Hakikaten bir şah eserdir. Ve bu şah eseri anlamak için iki başlık altında onu benden sizlere sunmak isterim. Bir, bu şah bir milli mutabakat metnidir. İki, bu şah eser tür necat bir kurucu metindir. Bu iki kavram etrafında hadiseyi izah etmek isterim. Ne demek istiyorum milli mutabakat metni derken? Şunu demek istiyorum. Bir milli mutabakat metnidir. Hakikaten bir milli mutabakat metnidir. Yazıldığı dönemde yazılmıştır, okunmuştur. Okunduktan bir buçuk iki sene sonra, fazla değil bir iki sene sonra takriben Çelebi Mehmet yeniden devleti derleyip toparlamıştır. Zihni anlamda birlik, beraberlik, kıble bilinci inşa edildi mi? Yol tayin edildi mi? Kurtuluş da ortaya çıkar. Devleti yeniden kuran bir metindir. Her zaman söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Sağ olsun Seydi Hocam çok güzel izahlarda bulundu ama burayla alakası olan bir zat var. Bir büyük kurucu bir isim var. Kurucu babalarımızdan birisi, Türk dilinin edebiyatının kurucu isimlerinden birisi karşımda bakıyorlar. Aşık Paşa, Aşık Paşa'nın garipnamesi. Aşık Paşa'nın ahvadı üzerine çalışanlar var burada. Üç isim de orada duruyor, karşımdalar. Elvan Çelebi üzerine çalışıyorlar. Aşık Paşa'nın garipnamesi Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında yazılan bir metindir. Şunu iddia ediyorum ve söylüyorum ki Osmanlı'nın zihniyetini anlamak için Aşık Paşa'nın garipnamesini okumak lazım diyorum. Hakikaten öyledir. Ama devleti kuran, ikinci defa kuran metin ise Süleyman Çelebi'nin eseridir ve Süleyman Çelebi'nin de en önemli ilham kaynaklarından birisi, eserinin temel kaynaklarından birisi Aşık Paşa'nın garipnamesidir. O bakımdan Çorumlular, Elvan Çelebi üzerine ağırlık verdikleri gibi, elbette Kırşehir'de mezar ama, türbesi ama, Burada da Aşık Paşa'yı gündeme almalılar. Aşık Paşa üzerinde çalışmalar yapılmalı, halk bilgilendirilmelidir diye düşünüyorum. Bu milli mutabakat metni tarihte vazifesini yaptığı gibi daha sonraki dönemlerde de vazifesini yapmış, milletimizi bir araya getirmiştir. Biraz önce Mevlid alaylarından söz etti. Hocamız Allah ömrüne bereket versin, daha güzel eserler, daha güzel çalışmalar yapsın seydi hocamız. Ne zaman sıkıntıya düşsek Mevlid okumuşuz. Savaşa gidileceği zaman, cepheye gidileceği zaman Mevlid okunmuş yeniden mesela Cumhuriyetimizin, meclisimizin kuruluşunda mevlit okunarak meclisimiz açıldı. Kore'ye asker yollarken mevlit okuduk. Şimdi bile kendi aramızda çocuklarımız askere gidince mevlit okuyoruz. Çünkü asker ocağı Muhammed ocağıdır, Mehmetçiktir onlar. Haça giderken okuyoruz, gelirken okuyoruz, çocuk doğduğunda okuyoruz. Yani üzüntümüzde, kederimizde, sevincimizde sadece mevlid kandillerinde değil, leyleyi mevlitte değil, kandil gecelerinde değil, diğer zamanlarda da mevlid okuyoruz. Acımızı dindiriyor, sevincimizi çoğaltıyor. Bu bakımdan milli mutabakat metnidir. Hala o milli mutabakat metni olma vasfını haizdir. Bir eser, sonuçta bir edebi eser ama bu edebi eser musikiyle birleşti ve bu toplumun birleştiren harç haline geldi. Bizi birbirimize kenetledi. Sadece Türkiye'de mi? Hocam söyledi, gönül coğrafyamızda da böyledir. Açık söyleyeyim, ben Ankara İlahiyat mezunuyum, asistanlığım da orada oldu. Mevlid konusuna çok olumlu bakmayan bir kişiydim. Allah sonradan beni mevlidçi yaptı. Evet. Neden Mevlide karşıydım? Çünkü Mevlidin popüler bir kültür olduğunu düşünüyordum ve basit bir metin olarak görüyordum. Mevlidi okumuş muydum? Okumuştum ama anlamış mıydım? Hayır, anlamadım. Rahmetli babacığım da bir köy imamıydı. Mevlit okurdu. Ona hep itiraz ederdim. Ama zaman içerisinde uzmanlık alanım bu olunca Mevlid'i ilmi bir perspektifle okumaya başlayınca şunu gördüm. Mevlid sıradan bir metin değil. Hakikaten bir sehli mümtenidir. Yani Ziya Paşa'nın dediği gibi tamamen baştan sona sehli mümtenidir. 2007 yılında ben Bursa'ya 2005'te gittim. Niçin gittiğimi düşünürken ilk vazifem, ilk görevim de bir dönem burada da dekanlık yapan Hüseyin Algül Hoca orada dekandı. Daha çok hocan konuşuyor demişti Mustafa Kara. Bu sefer sen konuş. Süleyman Çelebi'nin huzurunda anma toplantıları yapıyorlar. İlk defa, ilk programım, ilk konuşmam Bursa'da Süleyman Çelebi ile ilgili oldu. Onu konuştum. Ve o zaman gönlüme düşen şu, şu oldu. Ben buraya Süleyman Çelebi'ye hizmet etmek için geldim. Bu düşüncede hareket ettim. Ve 2007 yılında ilk defa Mevlid'in metin değeri nedir? İlmi değeri nedir? Bu soru etrafında bir sempozyum yaptık. Uluslararası bir sempozyum. İlmi kelam açısından, ilmi fıkıh açısından, ilmi ahlak açısından, din psikolojisi açısından Mevlid metnine farklı ilmi disiplinler açısından baktık ve çok güzel metinler ortaya çıktı. Ama en çok beni etkileyen husus şu olmuştu o sempozyumda 2007'de Bulgaristan'dan davet ettiğimiz müftü Bulgaristan Müftü Yardımcısı Doktor Vedat Bey şunu söylemişti. Mevlit sizin için bir anlam ifade etmeyebilir. Eleştirebilirsiniz ama mevlit dedi bizim dini ve milli kimliğimizi koruyan yegane iksirdir. Çünkü dinin yasaklandığı, dilin, ismin yasaklandığı, isimlerimizi, Vedat ismini kullanmadığımız dönemlerde, kullanamadığımız dönemlerde mahallenin karakoluna dilekçe veriyoruz. Evimizde mevlit okuyorduk. Mevlidi uzun okuyoruz. Neden uzun okuyoruz? Uzun okuyoruz çünkü Mevlid okuyoruz diye Kur'an okuyoruz, Mevlid okuyoruz diye kendi isimlerimizle hitap ediyoruz. Ahmet diyoruz, Mehmet diyoruz, Ayşe diyoruz, Fatma diyoruz. Bizi dindar kılan, bizi Türk kılan, Müslüman kılan metindir Mevlid dedi. O zaman anladım ki hakikaten Süleyman Çelebi büyük iş yapmış. Hala 600 yıldır, 600 yıldır gönül coğrafyamızı tenvir etmiş birleştirmiş milli mutabakat metni olarak varlığını korumuş. Bir kimlik koruyucu metin olarak varlığını korumuş. 2009 yılı Mevlid'in yazılışının 600. yılıydı. O sene Diyanet İşleri Başkanlığı'yla bir çalışma yaptık. Ben Deniz koordine ettim gene. Uluslararası bir sempozyum. Bu sefer Kazan'dan bir hocamız, Kazan İlahiyat Fakültesi Dekanı Muhammed Bey gelmişti. Vedat Bey'in söylediklerinin aynısını söyledi. Aynı şeyi söyledi, aynı cümleleri kurdu. Aradan bir zaman geçti, 2012 yılında Saraybosna Üniversitesi'nde kısa süreli şarkiyat bölümünde görevli olarak bulundum. Orada sanat tarihi alanında çalışan bir hatta dostumuz var, profesör. Bana dedi ki, Bilal hoca seni bir mevlide götüreceğim dedi. Gidelim dedim. Birlikte mevlitin okunduğu bir köye gittik. Saraybosna'dan bir iki saatlik bir mesafede bir köy. Mevlid başlamıştı camiden içeri girdiğimizde ve herkes aşkla dinliyorlardı. Türkçe okunuyordu. İstanbul ağzıyla Mevlid okunuyor Saraybosna'da bir köyde. Ben Bosna Hersek'te olduğumu unuttum. Bursa'dayım sanıyorum. Çorum'un bir köyündeyim. Mecidözündeyim. Sivas'tayım, memleketteyim. Babamın itiraz ettiğim, eleştirdiğim o köyünde, o camisindeyim sanki. Öyle güzel mevlüt okudular ki, Türkçe okudular. Sadece tevşihler boşnakçaydı. Mevlid bittikten sonra mevlid okuyanlarla konuşmak istedim. Hiçbirisi Türkçe bilmiyordu. birisi Türkçe bilmiyordu. Arapça konuştuk. Mevlid Türk dilini alıp götürdü. Evladı Fatiha'nın bayrağı oldu. Türkçenin gücünü geniş bir coğrafyada ikam etti ve çalışmalarımız devam etti. Hamdolsun bu seneye geldik işte UNESCO ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesiyle bu çalışmalar, bu akademik çalışmalar, bu yayınlar olmasaydı bu noktaya da gelinmeyecekti. Şimdi geldiğimiz bu noktada geriye dönüp bakıyoruz. Son iki ay içerisinde iki tane sempozum yapmak yine nasip oldu. Bir Bursa'da bir Sivas'ta hamdolsun Mevlid'e karşı ilginin akademik ilginin oldukça iyi bir noktada olduğunu gördüm. Ciddi ciddi çalışmalar yapılıyor. Efendim, ikinci husus Süleyman Çelebi'nin Vesile-i Necat'ı bir kurucu metindir diyor. Ve son yıllarda 2017'den bu yana bu toprakları, bu Anadolu'yu bizim vatanımız kılan metinler üzerinde çalışıyorum. Nasıl Türk vatanı kıldı? Nasıl Müslüman kıldı? Bu soru etrafında kurucu metinlerle uğraşıyorum ve kurucu metin tabirini inşa edici kavramını çok kullanıyorum. Bir kurucu metindir. Çok sevdiğim kelimelerden birisidir inşa etmek. Boşa geçirecek zamanımız yok. İnşa etmenin yolu dünü iyi bilmekten, bugünü iyi anlamlandırmaktan geçer. Dünü iyi bilmeden, bugünü iyi anlamlandırmadan yarını inşa edemeyiz. Dünü iyi bilmenin yolu da arkeolojik kazılar yapmakla mümkündür. Nasıl arkeolog gidip Alaca Höyük'te kazı yapıyorsa ilim adamlarımızın da yazmalar üzerinde kazılar yapması gerekiyor. Bu eserlerimizi genç nesillere, yeni nesillere, çocuklarımıza ulaştıracak köprü olacak çalışmalar yapması gerekiyor. Onları iyi anlarsak, iyi anlamlandırırsak yarınımızı daha sağlıklı bir şekilde kuracağız, inşa edeceğiz. Bu sebeple 2017'den bu yana arkadaşlarımla birlikte kurucu metinler üzerine çalışıyorum ve Süleyman Çelebi de bir kurucu metin ortaya koymuştur diyorum. Neden kurucu metindir? Kısaca izah ederek konuşmamı toparlamak isterim. Kurucu metindir çünkü Süleyman Çelebi eserini yazdıktan sonra Süleyman Çelebi gibi yazmak isteyen yüzlerce şair çıktı. Bir dostumuz Mevlid Name diye bir kitap yazdı. Profesörlük takdim tezi olarak yazmadan önce de görüşmüştük. Geçenlerde beraberdik. Ben 200'den aşağı yoktur diyordum. Geçen Pazartesi günü Sakarya'da birlikteydik. Hocam haklısın. 200 tane var dedi. Yani 150 tane falan tespit etmişti Fatih Bey. 200 tane Türk şairi Süleyman Çelebi'nin Mevlidi gibi mevlit yazmak istedi ve bir mevlit geleneği, bir mevlit türü ortaya çıktı. Sadece mevlit türü mü? Hayır. Miraciye bölümü var. Miraciye edebiyatı ortaya çıktı. Peygamberimizin Miracını anlatan. Kelamcılar tartışsınlar. O ayrı bir konu. Bana göre miraç haktır. Ve Hazreti Fahri Kainat Efendimizin miracı onun gerçek anlamda hakikate doğuşudur. Ayrı bir konu. Bu konuyu ayrı konuşuruz. Ama zengin bir miraç edebiyatı var. Başka Mucizatün Nebi bölümü var. Mucizatün Nebi Hazreti Peygamberin mucizeleri ki mucize ile ilgili pek çok eser yazdı ilmi hadisin temel konularından birisidir. Buradan yola çıkarak zengin bir edebiyat oluştu. Mucizatun Nebi, Türk edebiyatında, Türk dilinde. Esma-ı Nebi diye tür oluştu. Peygamberimizin isimlerinin anlamıyla alakalı. Ve doğrudan doğruya Süleyman Çelebi'nin mevlidinde ahlakı Nebi bölümü yok ama ahlaka ilişkin temel undeler var. Nitekim 19. yüzyıldaki mevlidlerde, 19. yüzyıldaki mevlidlerde modernleşmenin etkisiyle o sosyal çözülmenin, Sait Paşa'nın ifade ettiği gibi o sosyal çözülmenin olduğu dönemlerde zihni dağınıklığımızı bertaraf edebilmek için ahlaki nebi de mevlide konulmuştur. 19. yüzyıllarda yazılan mevlitlerde ahlaki nebi bölüm vardır. Ahlaki nebi diye metinler yazıldı. Şunu demek istiyorum. Sadece mevlit türünde bir öncü eser olmadı Süleyman Çelebi. Hazreti Peygamberi esas alan bir edebiyat inşa etmemize sebep oldu. Sizi temin ederim. Allah gani gani rahmet eylesin. Amil Çelebioğlu hocamızın tespitini burada tekrar ederek, aynı kanaatli olduğunu söyleyerek bunu toparlamak istiyorum. Türk edebiyatında en çok üzerine durulan konu Hazreti Peygamber konusudur. Bütün İslam edebiyatları içerisinde en çok peygamberimize vurgu yapan bizim edebiyatımız olmuştur, dilimiz olmuştur. Neden? Çünkü Peygamber'e iman etmek mümin olmayı gerektirir. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. La ilahe illallah dersek iman ederiz. Muhammedur Resulullah dersek Müslüman oluruz. Ama peygamberi sevmeye başlarsak, seversek işte irfan sahibi oluruz. Arif oluruz. Onun ahlakıyla ahlaklanırız. Onun gibi olmaya çalışırız. Hazreti insan oluruz. Onu sevmeden insan olamayız. Kamil insan olamayız. Hazreti insan olamayız. Nitelikli insan olamayız. Bu yüzden bizim kültürümüzde çokça peygamberimizle ilgili eser yazılmıştır. Bu anlamda kurucu bir metindir. Geliyoruz, işte hocalarımız okudular. Hak ömürlerine bereket versin, Allah sayılarını artırsın, hizmetlerini âli eylesin. Bir cami musikisi, tekke musikisi dediğimiz bir musiki oluştu. Tevşih diyoruz mesela. Mevlid Han diyoruz mesela. Mevlid Han diye bir kavram. Tabii aynı zamanda şunu da beklerdik yani Çorum belediyemiz Çorum'daki bu programı yapanlar Mevlid'de şerbet ikram edilir. Gül şerbeti de ikram edilsin isterdik. Gül lokumları ikram edilir. Bakın ikram kültürü var. Gül lokumu, gül şerbeti, gül suyu, gül gibi kokalım. Gül teri Muhammedi'dir. Öyle tasavvur edilir, öyle düşünülür. Nezaketli, şehirli dilidir bu. Şehirli dili. Şehirli diline vakıf olmak, şehirli olmanın yolu temiz rayihayla, ortaya çıkmaktan mümkündür. Gül serbet içiyorsunuz, mevlit şeyinde. Bir araya geliyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Bakın bir kültür inşa etti. Ve yine hocamızın söylediği gibi mevlit vakıfları ve başka başka şeyler. Bir kurucu metin, bir kültür kurdu, bir kültür inşa etti. Bu yüzden vesile Necat Süleyman Çelebi'nin bu eseri bir şaheserdir. Ha şunu da ifade edeyim, en çok tercüme edilen eserdir. En çok şerh edilen, en çok yazması bulunan eserdir. İlk tercümesi Rumca'ya yapıldı. Bendeniz tercümelerle ilgili de bir kitap çalışması daha önce hazırlamıştım. Gene yeniledik, hazırladık. Rumca'ya, Arnavutça'ya, Boşnakça'ya bir Arnavut İslam Edebiyatı varsa ki var, bunun ilk başlangıcı Süleyman Çelebi'nin tercümesiyle başlıyor. Boşnakça'ya. Gürcüce'ye tam tercümesini yeni yaptırdık. Bu yeni neşirde var. Daha önceki Diyanetteki üç ciltli kitapta bir kısmının tercümesi vardı. Arapçaya, İngilizceye tercümesini bir protestan misyoner yaptı. Almancaya iki tercümesi oldu. Birisini Şimel yaptı, Allah rahmet eylesin. Ankara İlahiyat'ta da hocalık yaptığı için ben rahmeti Şimel için açıkça söylüyorum, okuyorum. Mekanı cennet olsun. Ve keza Arapçaya tercümesi yapıldı. Kırım Tatarların okuduğu bir mevlit olduğu gibi Kazanların da okuduğu bir mevlit var. Dil farklılıkları, uslu farklıları var. Dağistan bölgesinin. Yani bütün bir gönül coğrafyamızı besledi. Süleyman Çelebi kim? Vaktim bitti. Süleyman Çelebi bir imam. Ama köklü bir aileden gelen bir imam. Osmanlı'yı kuran, devleti kuran aileyle akraba olan bir ailenin çocuğu. Dedesi Şeyh Mahmud hususu şerh etmiş diyorlar. Öyle bilgi veriyor bazı teskireler. Davud Kayseri ile karıştırılıyor gibi. Ama alim bir insan. Babası murad Hüdavendigar'ın veziridir. Böylesine bir aileden. Ulu camiye imam olmadan önce nerede görev yapıyor diye baktığımızda Yıldırım Beyazıt'ın imamıydı. Yani sultanın imamı. Böylesine bir bilge kişi. Allah ondan razı olsun. Sözü çok uzatmanın anlamı yok. Merak olanlar mutlaka okuyacaklardır. Ama ben sonuç olarak şunu söylüyorum. Ben de aynı şeyi okuyacağım ama birlikte bir bir selavat getirelim lütfen. Diyor ki haşredek gerdinilirse bu kelam nice haşrola bu olmaya tamam. Haşredek bu kelam söylenecektir. Peygamber sevgisi söylenecektir. Ama bu kelam varlığını koruyacaktır. Müthiş bir eser devam edecektir. Gerdiler siz bulasız ottan necat, ışk ile dert ile eydün dün Buyurun hep beraber bir selavat getirelim. Esselam salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Efendim söz uzar. Mevlana'nın söylediğini söyleyelim. Sözü kısa kesmek gerek ve selam diyor. Kısa keselim ve selam. Muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Her iki hocamıza da teşekkür ediyorum. Bu güzel sözlerin üzerine söz söylemeye gerek yok. Cenab-ı Hak o Resul'e sevgiyi hiç üzerimizden eksik etmesin. Burada güzel buluştuğumuz gibi cennette tekrar bu hocalarımızla bu dinleyicilerimizle bütün müminler o peygambere komşu olarak yaşamayı cennette de devam eden bir hayatı Cenab-ı Hak lütfetsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Gezeniz hayırlı olsun. Kıymetli hocalarımıza bu güzel sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hocam. Ağzınıza yüreğinizi salgıcam. Ee, şimdi tekrardan Çorum İl Müftülü Süheybi Rumi Tasavvuf Muski Koromuzu musiki dinletisi için sahneye davet ediyoruz. Değerli hocamın isteği üzerine biz tevşih hazırlanmamıştık ama elimizde bir nefesimiz var. Bektaşi tekkelerinde malum okunur. Yalnız Mevlid'in son bölümünde bir örnekte de vereyim müsaadenizle efendim. Dil binayı, Bin binayı ki yadır yıkma gönlün kimsenin genci esrar hudadır yıkma gönlün kimsenin. Kalbi mümin, kalbi mümin beyti haktır, hacı ekber andadır. Secdegahı Mustafa'dır, yıkma gönlün kimsenin. Hem hadisinde buyurdu Seyyid-i Hayril Beşer Sidrev-i Arş-i Yıkma gönlün kimsenin Sana layık kollarınla hem demet sohbetin yoldaşın iman makamın cennet et hem Süleyman'ı fakire rahmet et Yoldaşın iman, makamın cennete. Ya ilahi kılma bizi dallin bu duaya cümleniz deyin amin. Ümmetinden razı olsun. Rahmetullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Gel gönül arif ol haddini bilsen Gel gönül arif ol bilsen Sev basirdir etme şekk Sevmedir basirdir etme şekk

Sözlerin gizli ama Elsiziz belsiziz Dilsiziz ama Gelseniz alemde Erkekcesin Sayın Valim, kıymetli misafirler, şimdi ekipte bir değişme oldu onu söyleyeyim. Koristlerimizden biri ayrıldı, eşi rahatsızlanmış, hemen yediğimiz hazır. Ee, Sadık Hocamız, Bekir Hocamız, Eyüphan Hocamız, Abdullah Şahin Hocamız, Suheyb-i Korosu, Çorum Müftülüğü arz ediyoruz efendim. Çorum Çorum İl Müftülüğü Süheybi Rumi Tasavvuf Müzik Korosu'na bu güzel dinletiden dolayı teşekkür ederiz. Alkışlarla sahneden uğurluyoruz. <laughs> Sayın Valim, değerli misafirler, şimdi de plaket takdimi ile programımıza devam edeceğiz. Plaket takdimi için e, Vali Yardımcımız Sayın Tamer Orhan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Valim buyurun. Plaketi almak üzere Profesör Doktor Sayın Bilal Kemikli hocamızı sahneye davet ediyorum. Değer kemikli hocamı sahnede bekletiyoruz. Sayın Valim teşekkürler. Hocamıza hediyesini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ünsal Yeter'i sahneye davet ediyorum. hocamıza teşekkür ediyoruz ve son olarak Atman Zeki Bıyık hocamızı Çorum İl Müftülü Sühebi Rumi tasavvuf muski korosu şefimizi ve hediyelerini takdim etmek üzere Sümeyra Bektaş Sayın Sümeyra Bektaş'ı sahneye davet ediyoruz Sayın valim, sayın kıymetli misafirlerimiz, programımız burada sona ermiştir. Sizlere teşekkür ediyor, hayırlı akşamlar diliyoruz.